Manisa Büyükşehir Belediyesi web televizyonu ekranlarından herkese selamlar, saygılar. Yepyeni programımızla tribünde karşınızdayız. Bu hafta konuşacağımız çok maç var ancak bu hafta kazanan tek bir takım var. O da Manisa Futbol Kulübü. Evinde ağırladığı Hacettepe'yi 4-0'lık net bir skorla geçerek zirvede Samsunspor'la aynı puanda zirveyi paylaşmaya devam ediyor. Sadece 2 averajda 2. sırada bulunuyor Manisa Futbol Kulübü. Akhisarspor lige geri döndü. Devre arasının ardından 0-0'lık eşitlikle lige geri döndü ve iyice yukarıdan kopmaya başladı. Aslında çok da kopmaya başladı denemez çünkü lig de gitmiyor bir yere. Hatayspor da aynı şekilde çok ciddi bir puan farkı yok. Manisa Spor'da bu hafta bir yönetim değişimi oldu ancak skorda bir değişim olmadı. Ordu'dan 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı ama en azından gol atıyor gençler. Hala küçük de olsa bir şeyler göstermeye çalışıyorlar taraftarlarına, az kalan taraftarlarına. Soma Spor'la Turgut Spor da bu hafta istedikleri sonucu alamadı. Soma Malatya deplasmanından 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Turgut'u da beraberlikle bu haftayı noktaladı diyelim. Konuşacak çok maçımız var. Yorumcularımızla beraber tüm maçları değerlendirmeye çalışacağız. Zamanımız yettiğince öncelikle onlara beraber hoş geldin diyelim. Ve Mahmut Arslan'dan başlayalım. Mahmut hoş geldin. Hoş bulduk Hakan. Hem sizlere hem bizi izleyenlere iyi akşamlar diliyoruz. Tabii biraz önce söylediğim gibi TFF 1. Lig'in de başlamasıyla bütün takımlarımız bu hafta sahne aldı. Ve sadece Manisa Futbol Kulübü galibiyetle ayrıldı sahadan. Soma Spor öne geçtiği maçta rakibine yenildi. O biraz irdelenebilir bir konu. Turgutlu Spor'da bir düşüş var. Bu düşüşü kendi iç sahasında da sürdürmeye devam etti. Manisa Spor'da da yönetim ne kadar değişse de söylediğimiz o mantalite değişmediği sürece bu şekilde devam edecektir. Akhisar Spor'da da yani belki ligin en kötü takımına karşı kazanamadılar. Bu da onlar için ligin devamında playoff iddiasının bile artık zorlaşacağı bir döneme giriyor. Evet, gerçekten Adana Spor gibi bir takımı da mağlup edemeden ki düşme potasındaki bir takım Akhisar için çok kötü oldu diyelim. Ufuk abi sen de hoş geldin. Yine Mahmut'un dediği gibi önce sizlere iyi haftalar, sonra seyircilerimize iyi bir hafta geçirmeleri dileğiyle, temennisiyle diyelim. Yani içinde bulunduğumuz haftanın bence en önemli argümanlarından biri Türk futbolunda özellikle de 3 büyük takımın son hafta sonu içerisinde işte birisinin basın toplantısı ve Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bekledikleri bir takım haberler, bir takım güzel sözler, bir takım değişiklikler. Uzun zamandır Türk futbolunun özellikle üst kademesinin büyük takımların çok bir çıkmazlı olduğu tarafındaydım. Ama günler hızla geçtikçe aslında ne kadar batak bir yerde olduklarını şimdi kendileri birinci ağızdan itiraf ediyorlar. Evet. Hani 3 yıl 4 yıl evvel söylediğimizde o camialardan refleks olarak farklı karşılıklar geliyordu. Ama şu an geldiğimiz yer itibariyle kendileri bu işin çevrilemeyeceği tarafındalar. Hatta en son kamu bankalarıyla futbol kulüpleri arasındaki bu yapılacak kurtarma operasyonu diyeyim. Onun da zamansal anlamda 10 yıla çıkarılmasını istiyorlar. Hatta 3 yılı hem ana para hem faiz ödemesiz istiyorlar. Yoksa bunun döndürülebileceği tarafında değiller. Yani programda da bundan da şu sebeple bahsediyorum. Yani birçok takım için fırsat sezonları bunlar. Yani bütçelerini doğru yönlendiren, futbolu doğru yöneten, transferlerini doğru yapan, takım disiplini sağlayan, mali disiplin sağlayan takımlar için çok büyük fırsat sezonları bunlar. Bizim için ikinci ligde, hani diğer takımlar için TFF birinci ligde ama gördük hafta sonu Sivas, Beşiktaş deplasmanında kazanarak hala ben bu ligi domine ediyorum havasında yani. Neden olmasın? Evet. Çünkü bildiğim kadarıyla ne UEFA nezdinde ne de TFF nezdinde herhangi bir davalık dosyası olmayan bir kulüp. Huzur var, rahat var, mali disiplin var. Bu fırsat sezonlarını doğru değerlendirmek lazım. O yüzden de zaten sezon başından beri tekrar ediyorum. Bir kez daha tekrar edeceğim. Manisa Futbol Kulübü içinde önümüzdeki 3 yılda Süper Lig çok uzak değil. Ama bunu doğru yönetmek gerekiyor. Hem mali açıdan hem de sportif anlamda. Kimsenin kafasında çok büyütmemesi gereken bir şey. Ve bu fırsatı da hayata, realiteye geçirmeli Manisa Futbol Kulübü. Bu yaptığımız programlarda da hani iyisiyle kötüsüyle hep bir dışarıdan gören bir göz olarak bu anlamda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Gördüklerimizi söylemeye çalışıyoruz. Geçtiğimiz hafta Manisa Futbolu için çok böyle hoşumuza gidecek sonuçlar gelmedi. 2 mağlubiyet, 2 beraberlik. Bir tek de Manisa Futbol Kulübü'nün galibiyeti var.
Akhisar Spor sezon başından beri söylediğimiz gibi o aynı yoldan, aynı eksenden bir türlü çıkamıyor. Çıkma ihtimali de zaten yok. Onların da eli kolu bağlı. Evet. Onların da transfer yasakları var. Manisa Spor'da bir yönetim değişikliği oldu. Çok sessiz sedasız. Hiçbirimizin haberi olmadığı bir yönetim değişikliği oldu. Hayırlısı olsun demekten başka bir şey söyleyemeyiz. Turgut Duyla da Soma için zaten hani kısa da konuşsak devre arasının transfer politikalarının çok doğru gitmediği tarafındaydım. Aldıkları sonuçlar da aslında o yönde geliyor. Yani çok değişiklik yaptılar gerçekten devre arasında. Evet. Ve son olarak Gökhan Aytaş. Gökhan sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Herkese iyi haftalar. Açıkçası yoğun Süper Lig'de Ufuk abinin dediği gibi Anadolu takımlarının doğru yönetilenlerin başarılı olup ama doğru yönetilmeyenlerin yönetimsel anda yaşadığı sıkıntıların en net gösterdiği bir sezon. Mesela Ankara Gücü, Kayseri gibi takımların kırılganlığı, evet. Alanya olsun, Sivas olsun, şampiyon olmamış Başakşehir olsun, şirket kulübü olarak gördüğümüzde ve Göztepe'nin doğru bir hocayla ne noktaya geldiğini hep birlikte görüyoruz. Açıkçası 2-2'nin 4 ettiği bir sezon yaşanıyor. Genelde üç büyüklerin egemonyasının etkin olup yanlışların örtülendiği sezonlar izlemiştik. Bu açıdan fırsat yılı olduğunu düşünüyorum. Takımımıza bakacak olursak hiçbiri şaşırtmadı hemen hemen. Evet. Zaten sezon başından beri Turgut Spor olacakmış gibi ama olmaz diyordu Ufuk abi. Dediği gibi devre arası takviyelerde hem Soma hem Turgutlu için fayda yerine takım içi bütünlüğü bozan şekilde olmuş açıkçası. Alınan sonuç da o göstergede. Manisa'da neler oluyor açıkçası pek de sessiz sedasız bir yönetim değişikliğinden ziyade mantığın ne kadar değiştiğine bakacağız. Hayırlı olsun diyelim. Manisa Futbol Kulübü'nde bir refleks göstereceğini geçen hafta konuşmuştuk. Evet. Değerli bir galibiyet alındı. Onu da konuşuruz. Bununla beraber şimdi Samsun Spor bizim rakibimiz. Acının rengi olmaz denir. 1989 20 Ocak gününde bir trafik kazası Samsun Spor takımı geçirdi. Açıkçası yaş itibariyle benim hatırlamam mümkün değil. 31 yıl önce olan bu acıdan dolayı Samsun Spor kutlamak, başsağlığı dilemek lazım. Manisa FK kulübünün de gösterdiği duyarlılıktan evet. dolayı kutluyorum. Acının rengi olmaz. Sağ içi rekabetti. Ne kadar gergin de olsa sağ dışında gösterdiği duyarlılıktan dolayı kutlarız ve Samsun Spor'a tekrardan başsağlığı diliyorum Samsun Spor kulübüne, camiasına. Ufuk abinin güzel bir tweet'i vardı. Beyazla kırmızıya siyah eklendiği gündür diye. İnşallah böyle acılar bir daha yaşamayız diyeceğiz ama Sivas Spor'un da U15-U14 evet. takımı otobüsü aynı gün kaza yapması da açıkçası futbola bakış açımızdan ne kadar yani yıllar geçiyor, teknoloji gelişiyor ama küçük çocuklarımız Allah'a emanet gidiyor. Bir Süper Lig takımı. Açıkçası federasyonun da bu konuda bir duyarlılık göstermesi lazım. Nasıl alt yaş takımlarının, yani Sivas Spor iyi bir kulüp yönetim açısından. Daha alt liglerde Allah'a emanet giden net oyuncular vardır. O açıdan da bir refleks gösterilmesi lazım. Şöyle sözümü bitireyim ben. Çalıştay'dan beklediğini buldun mu Ufuk abi? Ben de şimdi onu soracaktım. Ya çok tabii geçen hafta da sen aslında dedin ya çok iyi niyetli düşünüyorsun. Öyle düşünmek istiyoruz. Yani dün bir kulübün başkanı çıktı. Açıkçası federasyondan kıyakçılık istiyor. Evet, farklılık istiyor. Yani kıyakçılık istiyor. Onun da sonra ayakçılık ya oluyor. Ya burada şu soruyu sormak gerekir. Yani madem böyle bir şey var, böyle bir imkan vardı. Mersin İdman Yurdu, Gaziantep Spor, Karagümrük Spor bunların ne günahı vardı? Yani çünkü böyle sayabileceğimiz bir sürü kulüp var. Ve sadece hani şu an dört büyükler diyebileceğimiz sadece o büyük takımları bir kurtarma planı var. Bu da açıkçası düşünmesi gereken yani futbola bakış açısından bir konu bence. Ya mantık da şu, yani tuz kuru olan pek ses çıkarmıyor. Tuz kuru derken işler iyi değil de hani şu an birbirine göre. Birbirine tabii. göre iyi olan öteki feryat ediyor. Yani takımlar değişse de feryat aynı olacak refleks olarak. Şimdi bu, en son Ali Koç'un söylediğine göre biz ne yaparsak yapalım diyor. Yapamayız. Yani oyuncu da elden çıkarsak bu görüntüde biz yeni bir oyuncu alamıyoruz. Yeni bir transfer yapamıyoruz. Ya dün akşam ya önceki ama akşam herhalde. Ama bizim diyor sportif anlamda doğru
olmayan kadrodaki oyuncuları yollayıp yerine daha doğru oyuncular alabilirsek hem rakamsal olarak hafifleyeceğiz hem performans olarak başka bir şeyler yapacağız. Ama gidenin yerine şu gün itibariyle ben birini alamayacaksam sayısal olarak eksilmek de istemem. O yüzden de bu oyunculara mecburen bu ücretleri vermek zorunda kalırım. O yüzden federasyon bana yardımcı olmuyor ama işte bir futbol kulübünün sezon başı planlamasında bunları daha detaylı düşünmesi lazım. Benim sadece çıkar yolu olarak sadece bir şey geliyor aklıma. Onu da ilk defa burada paylaşacağım. Şimdi bu üç büyük, hatta bence dört büyük de değil, üç büyük takım arasındaki kavga neyden kaynaklanıyor? Yani bu kadar şampiyonluk konusu neden bu kadar önemli? Yani sırasıyla sen neden bu kadar önemli bir şampiyonluk sence? Bugün itibarıyla, hani iki yıl, üç yıl önce değil, bugün neden bu şampiyonluk bu kadar önemli sence? Şampiyonlar Ligi gelirleri bence... Tabii. İki safhada. Bir ayak bastı parasıyla beraber yaklaşık 15 milyon euro falan. Bir şampiyonluk, Şampiyonlar Ligi, iki takımların diğer takımlardan farklı aldığı ücret şampiyonluk sayısının belli bir rakamla çarpıyorlar. 3 trilyon herhalde. Evet evet. Yani Süper Lig'den alacağı parayı da hesabı. Bu hani herkes galibiyette ilk katkı payında aynı paralar alıyor da farklı olan. Yani 3 kulüp arasında birbirinin arasındaki makası açabilecek en önemli şey Gökhan'ın dediği gibi Şampiyonlar Ligi katılımı. Hatta oraya tek takım olarak gittiğinde devasa diğerleriyle bir fark oluyor. Tabii. Bir diğeri de şampiyon olduğunda o aldığın çarpılan şampiyonluk sayın. Yani şunu yaparlarsa bu iş değişir. Her şartta dört büyük kulübün gelirini ortak paylaşım yapabilirlerse biz hani yani Türkiye Futbol Federasyonu çıkıp bu dört başkanı bir araya getirip kardeşim siz bu kulüpleri artık doğru yönetin, doğru paralar verin ve doğru kadrolar kurun. Herkes şampiyon olmak için bu kadar yanlış iş yapmasın. Ve sonuç olarak gelin sizin dört kulübün bir, aranızdan kim şampiyon olursa olsun bu parayı dörde bölelim. İki, aranızdan kim Şampiyonlar Ligi'ne girerse, aranızdan kim UEFA Ligi'ne giderse buradaki geliri de dörde bölelim. Ondan sonra performans gelirlerini herkes kendisi hak ettiği kadar alsın. Şimdi böyle bir ortamda farz-ı misal Galatasaray'ın eleme grubunda Şampiyonlar Ligi'nde bir rakibini yenmesi yaklaşık 1.9 milyon euro alıyor herhalde. Evet, 2 diyebiliriz. 2 milyon. Yani bir galibiyette mi? Öyle yani, çok ciddi para. Evet. Şimdi Galatasaray o maçı oynarken bu maçı kazandığında o maçı kazanmanın ücretinin hem Fenerbahçe'ye hem Beşiktaş'a hem Trabzon'a o paranın bölüşüleceğini düşündüğümüzde herkes o takımın kazanmasını ister mi? Tabii o zaman İster. Tüm ülke arkasına geçer. Artık bu kavgayı yani kavganın da nedeni bence kesinlikle ve kesinlikle paraysa yani bu ve buna benzer bir takım akıllı mantıklı adımlarla ortak bütçelerle yaptıklarında bunun önüne geçebilirler. Şimdi, yani tek her takımın birbirine saygı duyması, sevmesi, kazanmasını istemesi kısa süreli de olsa ama bu işi ömür boyu yapamazsın. Öyle bir rekabet olmaz. Hani 3 yıllık, 5 yıllık geçici bir sezonda yaptığında hem gereksiz transferlerden bu takımları kurtarırsın. Yani şampiyon olacağım diye harran güren bir gereksiz transfer, gereksiz ücretlerin içine girmezler. Hem de hepsinin 3 yıl içerisinde hangisi kazanırsa kazansın ortak kazandıkları bir ortam bence saha dışı tribün olarak da takımları birbirine yaklaştırır diye düşünüyorum. Fanatizmi biraz da olsa engeller. Evet, birbirimizi birazcık bağlar. Yani bizim eski Türk kültürüne bizi döndürür. Fenerbahçelisiyle Galatasaraylısını aynı tribünde maç seyrettirir. Ya tek çıkar çözüm bu bence. Ha ondan sonrasında tekrar Futbol Federasyonu mali disipline baksın, ona baksın. Ama hiç Futbol Federasyonu'nun bunlara bakmasına gerek kalmadan zaten her takım böyle bir ortamda gereksiz harcamalardan kaçınacaktır. Bunun dışında bir şey görmüyorum ben ya. Gerisi teferruat oluyor yani. Çünkü batık yani kulüpler batık yani. Buradan dönmez. Katılmamak mümkün değil ama zor mu? Bir şey var. Zor. Şimdi kulüplerin yapısı itibarı ve düşünceleri itibarıyla ben zor olduğunu düşünüyorum. Neden? Şimdi misal Fenerbahçe Frankfurt'tan bir stoper getirdi. Bir stoper sıkıntısı var. Keza Galatasaray'da Arda Turan ismi konuşuluyor. Evet. Ama yani Fenerbahçe'nin altyapısını ben takip
etmediğim ama bildiğim kadarıyla özellikle ikincilik ve TFF birincilik takımlarının gözü kapalı oyuncu alabileceği bir kaynak varken şimdi aklıma geliyor mesela Yiğitan Güveli diye bir stoper vardı. Yok oldu gitti Fenerbahçe'de. Yakın zamanda yani Malatya'ya geçen sene vermişlerdi. Bu sakatlık sene... geçirdin sakatlıklarda yani orada. Yani denenmedi bile. Denemedi. Yani birçoğu denemiyor zaten. Rotasyon yapmıyor. Galatasaray'da da yine aynı görüntü var. Beşiktaş'ta da var. Ama lig lideri Sivas'ta Beşiktaş'tan kiraladığı stoperi ön libero yaratıp farkalar yaratan bir sistem var. Bence bu yokluktan bir varlık elde etmedeki en önemli adım Trabzonspor yaptı. Ünal Hoca olur, yönetim evet. Anlayışı olur. Onlar da battıklarının farkına evet. Kabullendiler. Yani evet. Diğerleri çok kabullenmedi, çok iyi oyuncular çıkardılar. Sistem o kadar iyi işliyor ki yani Serkan'a diye bir ismi Serkan atıyor. Serkan Asan, sağ bek. Yani o sağ bek giriyor ama ucuma yaptığı bindirmeler falan organize ve oyunda kimi atsan işliyor. O zaman Abdülkadir Parmak gibi kanat ve 10 numara yakın oynayan bir oyuncuyu 8-6 yapabiliyorsun düzen olduğunda. Sosa gibi bana kalırsa defansif yönü çok ön planda olmayan ki Beşiktaş'ta hep önde iş bitiren bir ismi. Takım lideri gibi kullanıp yanına gençler yerleştirebiliyorsun. Yani bu şekilde devam edilmesi lazım. İşte o şampiyonluk telaşını bir yerde yaşamamaları için böyle yani bir şeyden bahsediyorum. Hiç göstermedik abi. Berke Özer nerede? Barış Alıcı nerede? Yazık oldu çocuklara. Berke sanırım Hollanda'da bir yerde de Barış nerede ben de Belçika 2. liginde bu hafta penaltıda kurtarmış. Sosyal medyanın. Barış Alıcı potansiyeli çok yüksek bir kanat oyuncusuydu. Evet bitti. Ve Malatya'da değerlendirmedi. Bu sene Rize'de de İşte oynamıyor. Herkesin gözünü bir şampiyonluk bürümüş. Orası alıyor yani. Konu bence o. Oradaki para. Yani dün ben Ali Koç'u izledim. Diyor ki yani rezil de olacağız Türkiye açısından diyor. Fransız asıllı bir stoper getirdik diyor. Almanya'dan lisans çıkmazsa geri gidecek. İyi de abi olsun sen biliyorsan şarkı altyapıdan bir çocuk getir. Yani Galatasaray'da Arda Turan'ı izleyeceğim ben. Gazetede okuduğum Mustafa Kapı'yı bir göreyim bakalım. Ya da Mustafa Kapı orta saha oynuyorsa potansiyel gereği takım içerisinde onu Kanada eksik bölgesi neyse evrildiğini görürüm. Hiçbir şey yok. Hazır olarak koy önüne devam etsin. Şimdi son iki sezonda Serkan'ı ben Akhisar'daki maçlarda iki kez seyrettim. Bir maçta sağ bek başladı. Sağ orta saha hatta santrafor'da oynadı. Önü çok deniyor attı, çocuk. Bir diğer maçta sağ kanat oynadı ve sağ bek oynadı. Yani tam bir geliştirme takımı, U21 takımında. Yani barım barım zaten ben buradayım diye bağırıyordu. Trabzonspor'un da bu ekonomik şartlarda olması mecburiyetten Trabzon'da yolu açtı bu çocuğa. Alttan çıkan aç çıkıyor yani. Evet. Yani mesela çok örnek var. Yani Galatasaray'ın sol bek sıkıntısı vardı. Süleyman Luş diye bir çocuk altyapıda oynuyor. Üste çıkmıyor. Beşiktaş'ta keza karyus hatalar yapıyor. İki kalecisinde iyi oldu. Kimse şans vermiyor. Trabzon Onur'u oynarken dedi. Uğurcan geç bakalım dedi. Gibi gibi yani bunları yaparsak bir noktaya geliriz. Yoksa kısıtlamalarla pres yapıldığı zaman camia refleksiyle açıyorlar. İşte hiç olmadı federasyonu değiştiriyorlar. Söylediklerini stressiz kulüpler üzerinde yapabiliriz. Ne stressiz? Şampiyonluk stresi olmayan kulüplerde bunu daha rahat hayata geçirebileceğimizi düşünüyorum. Yani o şampiyonluk stresi, o paralar devamlı bir yani. Evet göz döndürüyor. Yani. O stresi atmak lazım bence. Yani. Atmak. Mesela Başakşehir'de ben bu sene şampiyonluk stresi olduğunu düşünmüyorum. Ona çok rahat görüyorlar. Yani. Ama ben Sivas'tan daha şanslı görüyorum Başakşehir. Ben şampiyonun en güçlü adayı olduğunu düşünüyorum kadro yapısı itibariyle. Çünkü Sivas ön planda koşuyor evet. Biraz. Şimdi medyanın da gözüne girdiği zaman bir stres yaşayacaklar. Ama İrfan'ın bu seneki oyunu falan evet. O rahatlıkla evet, birleşince gerçekten. Muazzam bir şey çıkıyor. Bu hafta bir gol attı ve Başakşehir çok rahat sonuca gidiyor. Kadro yapısı itibariyle de güçlü. Yani bu stres konusunu atıp bence takımın şampiyonluk stresinden ziyade oyuncu yetiştiriciyle mutlu olması sağ içi sonucu muhakkak getiriyor. Trabzon yakaladı bunu. Malatya'dan 5 mi 6 mı yedi geçen sene ama evet. O keskin dönüşten sonra kazanımları bana kalırsa saymakla bitmez. Evet, Çalıştay'dan muhabbet bayağı bir geldi Türk futbolunu birazcık yani kurtarmaya doğru. Yani her takımın içerisinde futbol işte yani bizim iklim bu yani. Evet, futbolun ikliminden birazcık Manisa futboluna doğru evrilelim. Şimdi size bir haberimiz var. Maçın haberini izleyelim. Maçın gollerini izleyelim. Ardından teknik direktör... 10 dakika haber gibi söylüyor. Evet, aynen öyle. 10 dakika haber gibi. Kırmızı geliyor herhalde. İsmail Ertekin'in açıklamalarını da izleyelim. Hem maçı da izleyelim. Ondan sonra maçı değerlendirmek üzere yeniden buradayız. Hacettepe Spor'un santra vuruşuyla mücadele başlıyor.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk için ter döken Manisa Futbol Kulübü 19. hafta mücadelesinde Mümin Özkasap Stadı'nda Hacettepe Spor'u ağırladı. Karşılaşmanın ilk yarısını Umut Kaya'nın attığı golle 1-0 önde kapatan Manisa Futbol Kulübü, ikinci yarıda Sertaç, Serdar ve Erhan'ın golleriyle farka koştu. Bu sonuçla birlikte Manisa Futbol Kulübü puanını 46'ya yükselterek şampiyonluktaki iddiasını bir kez daha ortaya koydu. Serdar, şimdi Zahit Fındık, Zahit Çınar hemen yanında, Zahit Fındık şimdi Zahit Çınar'ın önüne, tekrar Zahit Fındık kaleye baktı, vuruşu savunma. Nizamettin Zahit Çınar'ın koşuluna baktı, ceza sahasına Zahit Çınar yerden çevirdi, Zahit Fındık şu anda Numan, atak sürüyor, Sertaç çevirdi bir kez daha Numan, üst üste kurtarışlar Numan Soysal'dan. Ömürcan. Ömürcan kendisi gitti Erhan'ın üzerine doğru, yerden çevirdi. Müdahale yeterli değil Ömer, tehlikeli pozisyon son anda. Salih Zafer kurşunu uzaklaştırdı. Zahit içeri çevirdi. Serdar arkası dönük kale, şut şansı arıyor. Şimdi Umut Kaya! 42. dakikada geldi gol. Umut Kaya attı. Serdar karıştırdı oraları. Umut topla buluştu ceza sahası içerisinde ve bu dakikaya kadar başarılı bir performans sergileyen Numan'ı mağlup etmeyi başardı. Umut, Zahit Fındık, Zahit Çınar'ın önüne bıraktı. Zahit Çınar'ın ortasını Nizamettin çevirdi içeri. Sertaç, ikinci gol! Sertaç, Manisa Futbol Kulübü formasıyla ilk golüne kavuştu. Sertaç Cam, İkinci yarının başında geldi gol. 49. dakikada farkı 2'ye çıkarıyor Manisa Futbol Kulübü. Sertaç'ın golü. 3 oldu. Evet, üçüncü gol. Üç oldu. Evet, ikinci golün anonsu yapılırken 3-0 oluyor. Arda arda goller Mümin Özkasap Stadı'nda. Manisa farkı 3'e çıkardı. Erhan. Harika bir gol. Nefis bir gol. Dönük kale, şut şansı arıyor. Şimdi Umut Kaya! Manisa Futbol Kulübü Teknik Direktörü İsmail Ertekin 4-0 kazandıkları Hacettepe Spor maçı sonrasında açıklamalarda bulundu. Son dönemde maç kazanamamanın verdiği stresle karşılaşmaya başladıklarını ifade eden Ertekin, sezon sonuna kadar kazanmaya devam edeceklerini belirtti. Son dönemde maç kazanamamanın verdiği stresle başladı takım. Böyle olunca da yakaladığımız pozisyonları gol yapamadık baştan. Devrenin sonuna doğru ancak gol bulabildik. Bu arada tabii zaman zaman da çok iyi oynadığımız söylenemez ilk yarı itibariyle. Ama ikinci yarının başında hemen golleri bulunca rahatladık ve farklı bir galibiyet oluştu. Son dönemde biliyorsunuz maç kazanamıyorduk. Bu bizim için çok güzel bir duygu oldu. Bu takım maç kazanmaya başladığı zaman biliyorsun bir tane de bırakmıyor. İnşallah sezon sonuna kadar kazanmaya devam edeceğiz. Evet, Manisa Futbol Kulübü adına çok önemli bir galibiyetti. Çünkü kupa maçlarını da beraber sayarsak yaklaşık 5 maçlık bir 3 puan hasreti, galibiyet hasreti vardı. Ve bunu noktalamış oldu. Aynı şekilde Samsun Spor da Pendik deplasmanında kazanarak zirvede 46-46 oldu puanlar. Sadece 2 averajda Samsun Spor yukarıda duruyor. Bu lig gerçekten daha çok keyifli, çok uzun bir süre bizi eğlendirecek gibi görünüyor. Ancak umalım ki sezon sonunda yine Manisa Futbol Kulübü'nün şampiyonluğuyla burada olalım diyelim. Gökhan Aytaş'tan başlayalım. Olalım diyelim. Gökhan. Müthiş bir yarış var açıkçası. Samspor camiası da gaza bastı diyebiliriz. Açıkçası çok pozisyon vermiyorlar. Bu açıdan Hacettepe maçı alınan sonuçlara baktığımızda alınan galibiyet çok değerli. Takımın üstündeki stresin gitmesi açısından. Zaten geçen hafta konuştuk, böyle bir refleks bekleniyordu. İç saha oyununu katarsak, rakibi göz önünde bulundurursak alınan sonuç az bile oldu diyebiliriz. Daha farklı bir galibiyet de olabilirdi. Açıkçası oyun bütüne baktığımızda yine kopuk kopuk bir takım izlediğimizi düşünüyorum ben.
Geçen haftadan dolayı da seni kutlarım Hakan. Ben bu kadar değişiklik beklemiyordum. Mehmet Yılmaz'ın sakatlığı varmış sanırsam. Sakatlığı yoksa yani hoca büyük bir risk aldı bence. Çünkü oynayan Zahit'e de büyük bindirdi. Mehmet Yılmaz bu takımın yükselişinde Erhan'la birlikte önemli katkı paylarından ve miyek taşlarından biri diyoruz. Yani bu oyunun en önemli özelliği iki bekin öne çıkıp önde oyun kurması. Ters arka direğe yaptığı koşular, bulunan goller açıkçası. Bu şekilde baktığımızda Mehmet Yılmaz'ın sakatlıktan dolayı oynamaması, eğer sakatlığı varsa, ciddi bir sakatlığı, onun da şey yok ama geçen haftadan dolayı kızağa çekilmesi büyük bir riskti. Hoca bu riski aldı, sağ içi de sonucu aldı. İnşallah sezon sonuna kadar da aldığı bu riskin bu şekil meyvesini alarak gidilir. Yani kimseyi küstürmemek lazım, hassas bir dönemdeyiz. Ama takım içinde de net bir mesajların verildiği, açıkçası burası çiftlik değil mesajı verildiğini düşünüyorum ben. Onun değişikliği bu. Yoksa Hacettepe o oynadı, bu oynadı, şu daha iyi oynadan ziyade takımına çıkan kadronun İsmail Hoca takım içinde bir mesaj verdiğini düşünüyorum. Dediğim gibi değerli bir galibiyet oldu ama oyunun bütününe baktığımızda daha komplike bir oyun görmek istiyor insan bu takımdan. Açık konuşmak gerekirse yani tabloya baktığınızda çok değerli 3 puan. Yani burada eğer bir takınsaydı özgüven kırılması açısından çok büyük sıkıntı yaşardık, kazandık. Ama bu galibiyeti muhakkak biz deplasman galibiyetini süslememiz lazım. Yoksa evet. Bir ileri bir geri mehter takımı gibi dururuz. Rakibimiz deplasmanda da kazanıyor. İşin aksi çok az pozisyon veriyorlar Samsun Spor. Bize ne hikmetse sezon ilerledikçe geride pozisyon vermeye başladık. Bu maç bile bir iki tane ciddi pozisyon ki 0-0'ken ciddi bir girişim vardı ki Hacettepe golü bulsa 5-1-6-1 olurdu. O başka bir şey. Yani ben bu maçı sabah kadar oynansa Manisa FK'nın kazanacağını düşünüyordum. Evet. Ön taraftaki istek, hücuma çıkışlardaki coşku galibiyeti getirdi. Sertic'in gol atması, Zahit Çınar'ın iyi bir performans sergilemesi, ön taraftaki oyuncuların başta Umut olmak üzere hırslı olması sevindirici. Takım üstündeki ölü toprağını attığımızı düşünüyorum. Yarışta biz de varız diyoruz. Sonuna kadar da gideceğiz zaten, ona şüphe yok. Moral açısından önemli, oyun açısından düşündürücü bir galibiyet. Açıkçası bu 3 puanı biz Trabzon'da devam ettiremezsek sezon genelinde yaptığımız emeklerin heba olması anlamında önemli bir psikolojik eşikte kırılma yaşarız. Bu hafta iyi bir başlangıç yaptık. İnşallah seri başlangıç olur. Bu arada da Erhan'ı da kutlamak istiyorum. Müthiş bir gol attı. Evet. Yani Marcelo ile Roberto Carlos karışımı bir vuruş ve açıkçası çok daha fazlasını yapabilecek bir potansiyeli görüyorsunuz Erhan'da. Yani bakıldığı zaman çok iyi bir kadro. İnsan çok daha fazlasını görmek istiyor. Ama sonuç itibariyle 4-0 alınmış bir galibiyet. Ben oyuncuları kutluyorum. Uzun süredir oynamayan Emir'in sahaya çıkıp oynaması da yani niye Emir oynatıyor cinsten de bir şey dedirtmedi. O açıdan da yedeklerin de hazır bir görüntü vermesi sevindirici. Ama bu takım içindeki dengeleri korumak lazım. O açıdan İsmail Hoca'yı denge açısından uyanmak istiyorum. Yani takım içinde ipler koparsa sıkıntı yaşarız. Yani çok egolu ve kariyer açısından çok güçlü oyuncular var. O dengeyi iyi tutmak lazım. Burada teknik direktör becerisi ortaya çıkacak. Evet. Yani yönetim böyle bir kadroyu kurdu. Bunu yönetmek de hocaya kalıyor açıkçası. Bu açıdan Hacettepe maçında yapılan 5 değişiklik nispeten şu şekilde kabul edilebilir. Gözdağı verme açısından. Ama işler iyi giderken bunlar açıkçası sorun olmaz ama işler kötü gittiğinde bıdı bıdılar başlar. Takım içi bütünlük açısından herkesi memnun etmek lazım. Bu da hocanın önerine kalmış. Evet. Ufuk abi sana geleceğim. Geçen hafta bildiğin gibi 5 değişiklik olur demiştim. Bir tanesini yani, ben karşı çıktım. Evet, bir tanesi olmadı sadece. Dediğim gibi yine isim söylemedim ama evet. Söylediklerim hepsi cuk diye tuttu ve skora bakılırsa sistem de tuttu. Ama aynı şekilde önümüzdeki haftada yine değişiklikler olacağını tahmin ediyorum. Yine 3 değişiklik olur diye düşünüyorum ama
Mesela yine isim söylemeyeceğim. Evet. Ufuk abi. Sen şimdi kadro konusunda zaten radikal değişikliklerin hepimizi oyuncu burada sezon başından beri dövüyorsun yani. Hayır, tavla istihbaratı güçlü bunun. Ha, bilmiyorum. Oradan olmuş. Yani benim hiç tahmin etmediğim şeyleri söylüyor. Olmaz diyorum. Tavlacı, oluyor yani. Tavlacı dostları evet. İyi istihbarat. Ondan sonra ya. Okan da evet. Artık yok diyor ama. Evet. Hakan'ın dediği oluyor yani. Ben ilk seni arıyordum. Hakan'ı arayacağım. Bunda sana evet. Ne oluyor diye. Her hafta yani her seferinde o biliyor yani. Ben bilmiyorum. Evet. Siz de bilmiyorsunuz işte yani. Hakan'dan evet, tavla yeteneklerini geliştirmen gerekiyor. İstihbaratı kuvvetli yani. Benim için sahaya çıkanın bu kadroda çok önemi yok. Yani sezon başından beri de onu söylüyorum zaten. İşte devre arası transferlerde de hani çok böyle isim, işte kulüp, kariyer, yaş çok önemli değildi. Yani 3 tane oyuncu gitti, bir tane de sakatım vardı. 4 tane sayısal anlamda bu kulüp zaten yani %80, %90 transfer başarısıyla gidiyor. O anlamda hiç tereddütüm yoktu. Yine aynı şekilde en son Oğuz'dan çok umutluyum. Oğuzhan'dan çok umutluyum. Çok iyi bir oyuncu. İnşallah burada kapasitesini gösterecek oyunlar oynar. Ki bence onun işaretlerini verdi. Finalleri kötüydü sadece. Çok kısa oynadığı için ben tam evet. Anlayamadım yani yalan olmasın. Yani ilk defa böyle bir bu hafta geliyorsun. İşte belli bir dakika geliyor ve denemeler iyiydi yani kayda değerdi. Yani şu anlamda da iyi. Şimdi öne top isteyen kanat oyuncularımız vardı. Koşu yapacak. Onun yanında bir de Dilaver gibi ayağını alıp adam eksiltecek oyuncu vardı. Oğuz da Dilaver gibi adam yani önüne adam olduğunda topu ayağına atıp alıp adam eksiltecek bir oyuncu. Ters kanatta sol ayağıyla içeri penetre edip şutu var. Yani iyi bir oyuncu. Ben iyi şeyler aldım bu oyunundan. Beğendim yani. Tabii biliyorsun yani 4 tane değişiklik. Yani tebrik ederim biliyorsun ama ligin 19. haftasıydı. Evet. 19. haftasında şimdi biz nereye geldik kadro olarak bir sizlere sormak isterim yani şu anda. Hani ben her oyuncunun kalite olarak, performans olarak birbirinden uzak olmadığını, hangisi oynasa aslında çok bir şey fark etmeyeceğini kadro kurulumu anlamında sezon başından beri bunları zaten söylüyorum. Ama bu geldiğimiz noktada sizin birazcık kafanız karışık değil mi yani? Yani ligin 19. haftasında çıkan bu kadroyla ilgili kafanızda bir soru işareti yok mu yani mesela Mahmut'a sorayım önce. Yani ben var mı yani? Nasıl geldik buraya? Bende var yani. Ben var şaşırdım. Evet. Dediğim gibi bu kadar değişiklik ben beklemiyordum. Devre arası yapmış bir takım ikinci yarıya ilk başladığı maç kadrosuyla ikinci maçında bu kadar makas varsa bence hocanın da kafası karışık. Sen ne diyorsun Hakan? Bu kadar. Hadi bilmek ya, tamam. Bilmenin üzerine bir... Mahmut'a mı açalım önce? Mahmut'a da söyleyelim. Şöyle. Ne diyorsun yani bu kadar? Kağıt üzerinde her ne kadar 4 değişiklik görünse de evet. Aslında 2 değişiklik var. Evet. Bence. Yani Mehmet Yılmaz'ın sakatlığından dolayı çünkü eğer göz daha verme olsaydı yedekte beklerdi. O da onun için daha sıkıntılı bir durum olurdu. Onun bir sakatlığı var bildiğim kadarıyla ve o yüzden kadroda yoktu. Serdar da sarı kart cezası nedeniyle yoktu Zonguldak'ta. Onun bir geri dönüşü var. Burada Umut Kaya ve Emir değişiklikleri sadece hani radikal diyebileceğimiz değişiklikler. Yani ben yine Umut Kaya'nın maç önü haberinde de maçtan önce kadro dizaynı yaptığımda da gazetede Umut Kaya'nın oynayabileceğini öngörüp ona kadroda yer vermiştim. Benim için burada sürpriz olan tek adam Emir Oğuz değişikliği. O da bence Oğuz'un son haftalardaki performansına baktığımız zaman haklı bir değişiklik olarak görüyorum yani. Evet yok ben haklılık haksızlıktan ziyade yani bence oynayanlardan bir... ziyade evet. Oynamayanlarla ilgili mesaj verildi. Evet. Yani ben çok maça öyle maçı Hekimoğlu maçı çok önemli. Yani ligin bence Manisa Futbol Kulübü açısından şu anlamda iç şampiyonluğa manpoyonluğa bakmadan çok önemli bir maç. Zaten son haftalarda iç saha dış saha anlamında farklı oyunlar çıkmaya evet. Başladı. Yani Samsun Spor şey. Maçından Bankalası şu itibariyle daha önemli maç. Evet daha önemli. Onların bir de coğrafi yakınlıkları, bir takım farklı yakınlıkları da var iki kulübün. O anlamda birazcık daha, biraz daha Hekimoğlu zaten yani üçüncü olmak belki daha da iyi yerlerde bitirmek amacı var zaten Hekimoğlu takımın. Genç ve ara transferde de yine doğru işler yaptılar. Her ne kadar bu hafta yenilseler de. Bu hafta kaybettiler. Güzel bir zemin olmaz herhalde. Yok kesinlikle olmaz. Şimdi 14'te 13'lük periyot
Yani beni şaşırtmadı, muhtemelen sizi de şaşırtmamıştır yani. Ben oyuncu topluluğundan, bu kulüpten beklemediğim bir şey değil yani. Ben daha da fazlasını bekliyordum. Olmadı. Ama 6'da 0 yani benim hiç beklediğim bir şey değil. Yani iki kupa maçıyla beraber 4 lig 2 kupa 6'da 0. Evet. O gerçekten hani bu kadronun, bu kulübün genetiğiyle, kimyasıyla doğru orantılı bir şey değil. Yani daha geniş, daha büyük pencereden bakmak lazım Hacettepe maçına da. Yani zaten yani, ya bu kadro zaten her zaman, yine dediğim gibi, zaten kazanıyor. İç sahada maç kazanıyor yani. Evet, iç sahada. Kazanıyor yani. Aynen öyle. Ama esas önemli olan nasıl kazandı. Yani nasıl kazanıyor yani. Geçtiğimiz sezonda da bir bölümde bizim takım iç sahada silip süpürdü. Çıkan takımı 5 dedik. Evet. Menemen. Şimdi o takımın stoperini aldı mesela. Burada 5 yaptığımız takımın stoperini aldı mesela Samsunspor. İyi diye yani. Hacettepe maçı iyi başladı ama etkili başladı. Özellikle de o etkide Serdar'ın çok büyük katılımı var. Ön alana top geldiğinde bir iç saha takımı gibi, ön alanda baskı yaptığında Manisa Futbol Kulübü bugüne kadar belki de hiç yapmadığı kadar orta sahasından da destek alarak, ama orada majör oyuncu bence Serdar. Evet. Yani farkında. O topu kısa sürede. Yüzük adresinin farkında mıydı? Evet. Kazanılmadığında kendi başına da neler geleceğinin, 60 metre bir daha geriye koşmanın, bir daha o topu orada kazanıp bir daha ön tarafa çıkmanın, bu oyunun da onluk bir oyun olmadığının farkında olsa gerek. O gegenpresi ön tarafta inatçı bir şekilde yaklaşık ilk 16 dakika onunla başladı. Yani onun o baskısıyla, hatta arkadaşlarını da itmesiyle, eliyle çağırmasıyla, iki tane yanılmıyorsam Umut, bir tane Nizamettin, bir tane de Serdar kaptı. İlk 16 dakikada 4 tane bizdeyken top, kaybettiğimiz topları öndeki presle tekrar kazandık. Ve hiç olmazsa bir 16-20 dakika bir atak devamlılığı oldu. Yani bu takımın yapması gereken bir şeydi. Ama bu maçın dakikaları uzadıkça bu etki düştü. Hatta bir ara Sertaç da herhalde arkadaşlarına çok arkada kaldıklarını, daha öne gelmelerini istedi. Top rakipteyken. Bu 20 ile 40. dakikalar arasında mı bahsediyorsun? Evet, o etki düştükçe de 40'lara doğru da maç hiç bizim istemediğimiz bir yere geldi. Evet. Ki bu takım o 19-20-21 yaş ortalamalı bir takım. Çok şeyler kaybetti yani. 2 yıldır Hacettepe kadrosundan çok çok oyuncu kaybetti. Birçoğu Gençler Birliği kadrosuna girdi. Birçoğu da ligde daha çok para kazanacakları bu proje takımından vazgeçip maddi imkanı olan kulüplere gitti çocuklar. Yani çok deneyimsiz bir takım. Ama o 40'lı dakikalarda bize hissettirdikleri pek iyi bir şey değildi bizim adımıza. Öyle. Mesela şey çok dikkatimi çekti. Top bizdeyken, rakip yarı alandayken kaybettiğimiz 2-3 top sonrası, bu 20'li dakikalardan sonra kazandıkları topları santraforları, o 19 numaralı oyuncu bizim iki stoperden 3-5 adım öne geçip kendi yarı sahasında hiçbir temasa, darbeye maruz kalmadan o topları alması. 4 tane, 5 tane en az böyle bir şey oldu ki onun önünde oynayan bir Hacettepe'li bir oyuncu yok. Geldi, aldı. Hem vakit kazandı, hem alan kazandı. Hem de o Hacettepe takımına bir çıkma şansı yarattı. Şimdi o oradayken de bizim stoper de bizim kendi yarı alanımızda, hemen ilk metrelerinde, o giden santrafora ne Zafer gitti, ne de Mustafa gitti. Yani biri anlarım, ikiyi anlarım, üçle dördü anlamam yani. Bir 45 dakikalık maçın 20 dakikalık bölümünde bir santrafor, arkasında başka kendinden bir oyuncu olmadığı halde 3-5 adım atıp kendi yarı sahasına gelip o rahatlığı o deplasman takımına sağlattığı anda yani bütün dengelerin bozulur. Biraz evvel bahsettiğim gibi 60 metre koşarsın, 70 metre koşarsın, aldı mı döndü mü bitti. Çık o adamla, aldırma. Aldırma yani. Aldırmaz yani. Hiçbir stoper aldırmaz. Aldıranı vardır. Dediğim gibi bir kere aldırır, iki kere aldırır. Üçüncü de yan taraftan hoca feryat figan der, ne yapıyorsun yani ya? Ne yapıyorsun? Neden almıyorsun bu adamı yani? 4 tane, 20 dakikada 4 tane. 4 kere rahat nefes aldılar, 4 kere imkan buldular. 4 kere o oyuncu döndü, bekiyle, kanadıyla oynayıp bizim yarı alanına geçme imkanları oldu. Birinde de işte biz golü atmadan hemen önce tehlikeli bir pozisyon tabii, yedik. Neredeyse golü yiyorduk yani. Evet. Yani çok basit bir şey. Ama çok önemli bir şey. Şimdi tüm bunları
deplasmanda başka bir oyunla oynamaya çalışıyoruz. Yani birazcık daha toptan ödün vererek de oynamaya çalışıyoruz. Orada belki stoperlerin yaptığı bu değil de bu sefer de başka bir şey oluyor. Genç takım gol yedikten sonra zaten başka bir şey yapmaları gerekiyordu. Hemen 2-3 zaten belli yani. Ya bu takımın gardını öyle düşürürsün evet. Yani. Ama maç 0-0 giderken biz 4-3-3'ü çizmişiz. Herkes pozisyonunda. 5 metre sağında, 5 metre solunda. Onlar da 4-2-3-1'i çizmişler. Ama daha çok 4-4-2 kaldıkları bir diziliş. Biz bu dizilişi oyunun büyük bölümünde bozamadık. Yani kendi iç sahanda adamın yapacağı tek şey var. Defansif olarak kendi yarı alanına yerleşip sağdan soldan oyunu daraltarak sana gol pozisyonunu vermemek. Sen ne yaparsın? Bu rakip dizilişi, bu defansif dizilişin dengesini bozarsın. Nasıl bozarsın? Ya oyunun yönünü topu hızlı çevirerek. Hızlı çevirirsin. Bu ama bir cross pasla olur. Ama çok paslı bir oyunda dınk 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 5-6 4-5 saniyede başka bir taraf olur. Veya ilk başta öyleydi. Birazcık da önde başlamıştı Hacettepe defansı. Defansın arkasını ters o cross pasları atıp rakip stoperlerin, beklerin sırtına atıp oraya koşular yaparak. Evet. Sertaş da Zahit de çok iştahlıydı. Onları atamadık. Zahit hele görmüşsündür sağ tarafta bir ara 3-4 kere gitti geldi. Tabii Zahit'in de o girişleri bu sefer sağ beke büyük imkanlar sunuyor. Zamansal anlamda top sende kalır da Zahit o koşuyu yaptığında atmadığında işte o topun yönünü çabuk çevirip aynen öyle. Benim küçük Zahit dediğim Zahit'e geldiğinde iş başka bir yere geliyor. Gollerin ikisi de öyle oldu aşağı yukarı. Sağ beki iyi kullandık. Yani bundan öncesinde Mehmet'i kullandığımız gibi. Zahit'i ben geçen maçta çok beğenmiştim. Evet. Bu maçta çok Zahit dediğim sağ bek olan Zahit. Evet. Çok bu maçta da yine çok beğendim. Yani aynı işi Mehmet yapıyordu. Ama çok istemedik bu yıl Mehmet'ten aynı iş. Birazcık daha defansif bir kurguda evet. Gelişti bu yılki görev bölümü. Çünkü o sağ tarafta ya Dilaver ya Zahit çok ileri gittiği için savunma tarafı biraz boşta evet. Kalıyordu. Ya da hani bu oyunun yönünü ters çevirmek, sırta top atmak, çok paslı rakip merkezden adamları birazcık daha içeriye sıkıştırıp tekrar kanada çıkmak, sıfıra inmek. Bunları yapmıyorsan o zaman tek bir şeye kalıyor senin elin. Bire bire kalıyor. Yani senin kanat oyuncunun karşısındaki beki bire bir de eksiltmesine kalıyor. Onun da arkasındakinin de devamlı kademesini gördük. Evet. Zaten Zahit çok adam eksilten bir oyuncu değil. Bire biri yok. Öbür tarafta Sertaç da o anlamda yeni yeni bir yerlere gelmiş bir oyuncu. Adam eksiltme konusunda daha çok geniş alan oyuncusu. Bu birebir adam eksiltmelerde olmayınca oyun çok tıkandı. Yani yapamadığımız şey bu. Bu maçta da bu. O zaman ne oluyor? Bizim 2 yıl önce geçtiğimiz sezonun büyük bölümünde ve ondan önceki sezonda Umut'un muhtemelen sağ tarafa ya da sol tarafa orta merkezden devrilerek herhangi bir kanatta rakibi sayısal anlamda bir fazla oyuncuyla etkisiz hale bırakmak. Bir de ters koşu yapıyordu o normalde. Hiç hani koşması gerekmediği yerlere koşup evet. Adamları oraya doğru yığıyordu evet. Ki boşluk kalıyordu. Normalde bu yıl da birkaç kere yaptı Umut evet. Onu ama geçen yıl çok yapıyordu. Evet. İkinci yarının başında gelen gol de herhalde Nizamettin'le yine Zahit'in ve Bek Zahit'in orada sayısal bir çoğunluğundan geldi. O kısa paslaşmalarla evet. Kanadı buldular. Bir yani. Kişi fazla oldu mu o onların dengesi bozuluyor. Neden? Oraya bir kişi kademeye gelmeye çalışıyor. Oradaki oraya gelmeye çalışıyor. Bu sefer en arkadaki boş kalıyor. Tüm takım kayıyor. Tüm takım kayıyor. Bunları Manisa Futbol Kulübü'nün yani planlı, programlı ve bir birden fazla birçok kez denemesi lazım. Yani sol tarafta başka, sağ tarafta başka denemesi lazım. Ortada başka denemesi lazım. Ya oyunun çok doğaçlama gitmesinden şikayetçiyim. Oyunun çok oyuncu ayağına bakmasından şikayetçiyim. Yani büyük resimde bizi şampiyonluk yarışında hani Hacettepe'yi burada 4 yaparız ama deplasman maçında düşünürüz ne yapacağız diye. Yani büyük resimde bu aslında ligin 19. haftasında çok net bir plan olarak bizim bir maç içerisinde
Yani 15-20 kez denememiz gereken bir şey. Olmadığında ters tarafında denememiz gereken bir şey. Hatta rakibi iyi analiz ederek hangi tarafında sıkıntı varsa gerek stoper olarak gerek bek olarak daha çok o tarafta denememiz gereken bir şey. Bu maçta sence belli başlı bir plan dahilinde mi oynadı? Rastlantısal oldu. Yani oyuncuya kaldın, oyuncunun oraya gelmesine kaldın. Bir anlık bir şeye kaldık yani. Yani bunları sistematik olarak bir maçta birden çok yapmamız lazım. Rastlantısal yapmamamız lazım. O zaman zaten oyuncuların ezberinde hala öyle bir ezber yok. Mesela Ferhat oynadığında o bunu görmüyor sahada. Evet. Hani bu oyun olarak böyle bir anlayış olsa Ferhat da aynı şeyleri yapmaya çalışacak. Ya Onur da mesela Umut kadar yapmıyor. Umut'un kendi ne derler böyle atom karınca diyorduk ya geçen yıl o orta üçte. Kendi inisiyatifiyle zaten. İçine sığmazlığı var aynen Umut'un. Öyle. Gidiyor enerjisi var. O rolden kopup evet. Kendi oyunculuğunu gösteriyor evet. Orada. Ha, o da bilinçli ya da bilinçsiz müthiş bir iş yapıyor yani. Aynı şeyi gol attığı pozisyonda yani maçın o dakikasında bir orta merkez oyuncusunun 8 numaranın orada bulunmasıyla ilişkilendirdiğimizde aslında ne demek istediğimiz daha net ortaya çıkıyor. Gidiyor yani. Umut takımın geometrisinde simetrik olarak kalan bir oyuncu değil. Umut hep bu simetriyi bozuyor. Böyle bir majör takımsan zaten o sayısal rakibe karşı yaptığın bu işlem zaten rakibin kimyasını bozuyor. Ama bunu bir yani birçok kez bir taktik olarak yapmakta fayda var. Yani Umut'un kendi başına yapmasını bırakmamak lazım. Zayıf kesiyor. Serdar'ın bireyseli ve o dakikada orada Umut'un olması. Gidiyor. Umut gidiyor yani. Back to back. Hem kendi ceza sahasına gidiyor hem öbür ceza sahasına gidiyor. Ayrıca ilk gol de bence çok güzel bir gol. Yani paslaşma açısından tabii. O kadar dar alanda çok iyi iş yapıyor. Yani. Şimdi bizim çok takım bunu yapabiliyor mu? Yapıyor. Oyuncular bunu yapabiliyor mu? Yapıyor. Neden devamlı yapmıyor? Neden devamlı bunu denemiyor? Sıkıntı bu. Şimdi Pendik maçını bilmiyorum. Ben seyrettim. Siz de seyretmişsinizdir. Seyrettim ben de. İşte 4 tane transfer, 5 tane transfer. Baktığında ne değişmiş Samsun Spor'un oyununda? Var mı? Yani oyunsal anlamda ne tamam, değişmiş var mı? Sonuca gitmeye yönelik bir oyun var. Yani onun dışında bir oyun planlarının olduğunu düşünüyorum ben. Belli başlı bir özgüven yükselmesi var yani onlarda. O birbirlerine bir inanılmaz bir kenetlenme var. Aynen öyle. Yani Halil'in gol attıktan sonraki heh. Taraftara koşması ikinci golden sonra. Kalecinin ilk aynen. Golle deparı. Deparı. İşi özetliyor yani. Birbirlerine vücut dilleri bizden bir adım önde. Kendi birbirlerinin sahadaki oyuncularının birbirine karşı vücut dili bizim bir adım önümüzde şu anda bir. Çünkü ilk yarının herhalde 20. dakikalarıydı filan. Zahit'le, diğer oyuncunun ismini söylemeyeyim. Yani küçük Zahit'le bir pozisyon oldu. Yani o verilen karşılıklı diyalog iyi değildi. Tam o tribün önündeydi ben de gördüm. Evet. Zaten. Aynı diyalog maçın içerisinde 3-4 farklı oyuncunun bir arasında tekrar geçen diyaloglar. Yani öncelikle bunlara da çok dikkat etmek lazım. Yani şampiyonluk yolunda şampiyon olacaksan bunlara da çok dikkat etmek lazım. Ömer'le Salih Zafer Kurşunlu'nun iki pozisyonu. Evet, birbirlerine ters düştüler. Neredeyse kendi kaleye gol oluyordu. Ve bu iki oyuncu 19 maçtır beraber oynuyorlar. Evet. Senkronizasyonda bir sıkıntı var. Bu çok net. Yani ligin o iyi geçen periyodunda bunu bir takım ezberlerle hani ananevi geleneksel doğaçlamanın ötesinde hani o kuleden atlama var senkronizasyon. İkisi aynı hareketleri ne kadar yaparlarsa yüksek puan alıyorlar. Senkronizasyonumuzda alacağımız mesafe çok. Bu aslında bir anlamda önemli. İşte yani düşük senkronizasyonla 14'te 13 ve bu haftaki galibiyet. İşte bunu bir iki tık çıkardığında nereye gelir? Oraya gelirse şampiyonluk gelir. O senkronizasyonun kayması da çok doğal çünkü o zamana kadar hep kazanan ve sadece bir kere berabere kalmış bir takım. Ondan sonra bir kere kaybettikten sonra hani o alışkanlık gittiği için özgüven düşmesi ve doğal olarak kazandığımız dönemde de ama şey o senkronizasyonun çok yüksek olduğunu söylemek yine mümkün değil. Tabii. Çok kaliteli takım yani. İnanılmaz kaliteli. Hala bu yeni transferlerle Samsun kadrosunun 3 gömlek önünde bir kadro. İş yapabilme kapasitesi anlamında. Hatta maliyet verim denklemi anlamında. Yani 3 gömlek daha öndeyiz. Ama bunu bizim saha içerisinde de
sportif anlamda görmemiz lazım. Ufuk abi sana bir virgül koyalım. Mahmut sana geçelim. Sana özellikle sormak istediğim şu Dilaver'in sakatlık konusu. Özellikle sen daha çok takımın içinden bilgi aldığın için. Tribünde benimle beraber oturdu zaten de. Yani gidip de sormadım şimdi neden sakatsın diye şey yapmadın diye. Onun sakatlık durumu nedir? Ne zaman dönecek? Ve bu maçta saha içindeki gözde neler gördün? Ya bu hafta Hekimoğlu hakikaten zor bir deplasman. Hem rakip olarak hem saha koşulu olarak muhtemelen ağır bir zeminde oynanacak oradaki hava şartlarından dolayı. Zor bir maç. Dilaver'in sakatlık konusu, yani Dilaver geçen hafta takımdan ayrı çalışmalara başlamıştı. Muhtemelen bu hafta da üzerine biraz daha koyarak takımla birlikte çalışmalara başlayacaktır ama ben yine Hekimoğlu maçında ilk 11'de olacağını düşünmüyorum. Maç eksiği var çünkü. Biraz daha toparlaması lazım ve bu hafta da kazanan bir takım var. Hekimoğlu'nda da ben benzer bir kadronun orada belki hava şartlarından dolayı hoca bir iki değişiklik yapabilir ama onun dışında kazanan kadronun Hekimoğlu'nda sahada olacağını düşünüyorum. Yani burada Ufuk abinin şu umut konusunda söylediklerine değinmek istiyorum. Yani umut zaten hani günümüz modern futbolunda pek kalmadı ama klasik bir 10 numara. Hani kabına sığmamasının nedeni de aslında umutun o. Yani serbest oynayan, free oynayan ve verdiğiniz noktada hani taktik tahtasında belki Umut'un yeri bellidir ama saha içinde onu çok böyle elde avuçta tutmak biraz zor. O onun oyuncunun stiliyle alakalı. Bunun da faydaları var. Yani ben halen daha her ne kadar günümüzde artık birçok yeni pozisyonlar devşirildi. Sahte 9 numaralar gibi, santrforsuz oyunlar gibi. Mesela pivot santrfor artık hiç tercih edilmeyen bir oyuncu profiline döndü günümüzde. Umut da ya, klasik bir 10 numara olduğu için belki çok artık tercih edilmeyen oyuncu tiplerinden ama ben klasik 10 numaraların her takımda olması gerektiğini çünkü işin her ne kadar Ufuk abi söylediği gibi hani sahada ne kadar simetrik de dursan sana ekstra işler yapacak, kreatif işler yapacak en az bir oyuncunun, iki oyuncunun olması lazım. Bu da Umut'un en büyük özelliklerinden biri ve bunu da bu maçta çok iyi değerlendirdi. Golden sonraki sevinci de görülmeye değerdi yani. O da özlemiş gol atmayı ve oynamayı. Umarım Umut'un performansıyla beraber takım performansı da ilerleyen haftalarda da yükselecektir. Hani her ne kadar Samsun Spor'un bir çıkışı varsa da Manisa Futbol Kulübü'nün de bir çıkış yakalaması açısından Hekimoğlu maçı çok ligin en önemli maçlarından biri. Yani orada kazandığımız takdirde tekrar dönüp burada Şanlıurfa maçı var sanırım. Onu da kazandığımız takdirde hem galibiyet serisi yakalama anlamında hem de yarışta artık son düzlüğe girilirken o reaksiyonu iyi gösterme adına önemli bir maç. Oradan da yani ekstra bir durum olmazsa oradan da ben Manisa Futbol Kulübü'nün galibiyetle döneceğini düşünüyorum. Yani oyun buradaki Hacettepe maçına da değinirsek ben bir tek Emir değişikliği sürpriz oldu bana. Onun dışındaki diğer 3 değişiklik çok hani bana radikal gelmedi. Ama oyun anlamında, coşku anlamında son haftalarda görmeye özlediğimiz bir tablo vardı takımda. Oyuncuların hırsı. Serdar bu takımın en önemli oyuncularından biri hala. Yani en çok gol atan oyuncusu olabilir ama oyun tipi olarak da hala en önemli oyuncularından biri. Sertaç'ın hem gol hem asisti, o özellikle ikinci goldeki o baskısı Serdar'la birlikte. Serdar'la beraber tabii. O da çok önemli. Çok değerliydi. Çok değerli. Yani Umut'un golündeki o sizin biraz önce bahsettiğiniz paslaşmalar, orada Zahit Çınar'ın çizgiye kadar gelip oradan top çevirmesi. Yani bunlar bu takımda artık özlediğimiz, o Mehmet'in bindirmeleriyle beraber özlediğimiz şeyler. Bu maçta hepsini hemen hemen gördük. O 30 ve 40'lı dakikalar dediğimiz kısımda da yani bir düşme oldu o an ve o düşmeyi Hacettepe oyuncular da herhalde beklemiyordu ve final vuruşlarını neyse ki kötü yaptılar. Orada 77 numaralı oyuncunun bir pozisyonu vardı Yağız Suat Polat'ın. Orada da Mehmet Çınar'ı
Mehmet Zahit Çınar'ın çok iyi bir kademesi vardı. Her ne kadar o oyuncu yapamasa da Mehmet Zahit Çınar da engel oldu. O anlamda da Mehmet Zahit Çınar'ın bu ilk maçta, ilk 11'de bu performansı hem taraftardan da büyük beğeni aldı hem de hakikaten gelecek anlamında da kariyer, kendi kariyeri açısından da önemli bir nüanstı. Eren'in şu an izlediğimiz golü hakikaten çok müthiş. Bu liglerde artık pek göremediğimiz, yani ben uzun zamandır çok güzel frikik golü izleyemedim. Hem Süper Lig'de hem TFF 1. Lig'de hem alt liglerde. Çünkü Erhan solak olduğu için daha da güzel görünüyor. Çünkü oyunu o kadar zorlaştırdı ki bu modern futbol. O yüzden bu tarz frikikleri de artık çok nadir görmeye başladık. Erhan da hakikaten klasına yakışır güzel bir gol attı. Yani bu maçta takım genel olarak ben beğendim. En önemlisi bizim o kaybettiğimiz coşku ve dinamizm, orta sahadaki dinamizm de Emir'le beraber nispeten dönmüş oldu. Yani ilerleyen haftalarda orta sahadaki o baskıyı, işte topu kaptırdığı anda o ki baskıyı hemen topu tekrar kazanma, yani o ön alan işlerini iyi yaptığımız zaman bu ligde dediğim gibi yenemeyeceğimiz takım yok. Yani bu haftada muhtemelen Hekimoğlu'nda ne yaparsak yapalım bu dinamizm ve coşkumuzu orada sürdürürsek orada da kazanacağımızı düşünüyorum ben. Serdar'la mı başlarsın, Sinan'la mı? Serdar. Yani benim bu oyunda Serdar. Deplasmanda kaç sefer bu oyunu oynayabildin sezon boyu? Yani bu oyunu oynayabildiğinden ziyade yine o oyun oraya geldiği noktaya kadar yine Serdar. Yani Gümüşhane'de de Sinan sonradan girdi, golünü attı. Öncesinde Serdar vardı. Başkent Akademi maçı vardı ona benzer. Yine Serdar vardı ama Zonguldak maçında Serdar 11'de değildi. Sinan vardı 11'de. Yani belki Zonguldak maçında Serdar'la başlasaydık yine farklı, yani Gümüşhane ve Başkent Akademi maçlarına benzer bir maç izleyebilirdik. Ben bu oyunun santrforu Serdar. Yani hem ön alan presiyle hem takımı öne taşımasıyla, dışarıda içeride çünkü senin iç saha ve dış saha gibi bir oyun tercihin olamaz. Şampiyonluğu oynayan bir takımsın ve kendi oyununu hem rakibe hem kendin öncelikle hem de rakibe kabul ettirmen lazım. O yüzden hani deplasmanda Sinan, iç sahada Serdar, yani böyle bir şey yok oyunun. Böyle bir mantığı. Bence de şöyle, yani ben Serdar'la başlayıp Sinan'la oynuyormuş gibi davranmayacaksak tabii ki Serdar. Ama Serdar'la başlayıp Sinan'la oynuyormuş havasında bir oyun çıkacaksa o zaman da Sinan. Yani bunun bizim oyunumuz bu. Bunun bizim, net aslında şey yani. Ya bizim oynamak istediğimiz oyun Hacettepe maçındaki oyun. Evet. Ama işte bu yani zemin Trabzon'da yok. Ben Gökhan'ın onu demek istediğini şey yapıyorum. Gümüşhane'de de yoktu aynı zemin. Yani bu zemin Gümüşhane'de de yoktu. Şimdi ben bu takımı Afyon'da izledim canlı. Ötekileri de sosyal medya aracılığıyla 7-8 deplasman maçını izledim. Saydığım bütün maçların ilk yarılarının hepsinde hiçbir pas oyunu sahaya yansıtamadık. Afyon dahil, rahat kazandığı maçlar dahil. İki beke geliyor top. Stoperlerden bir şekilde. Stoper Oğuz oynuyorsa Oğuz işte defansa en yakın öndeki adam veriyor. O beke veriyor. Hop uzun. Serdar'la başladığın zaman çocuk bir 40 dakika stoperden dayak yiyor. Ne düşeni alabiliyorsun, ne de öne baskı yapamıyorsun. Golü nasıl buluyordun? Duran toptan çözüyordun ya da Dilaver işi çözüyordu önde, top ayağına geldi mi? 1'e 2 yapıyordu, geçiyordu. Aynen öyle. Şimdi eğer Zonguldak'taki gibi bir zemin varsa bu sistemde Serdar'a yazık olur. Aynen öyle. Yani biz uzunla çıkarız. Zeminin bozuk olduğunu düşünürsek. Uzun topta da o topu Serdar hem size olarak hem oyun yapısı olarak toplaması imkansız. Ben Serdar'ın kesilmesinden ziyade yani formasyon değişikliğiyle taktiksel yapılabilir. Olarak. Ben Sinan'la başlanması gerektiğini düşünüyorum. Yani bu takımın bu sezon gösterdiği şey, biz pas oyunu yapalım, top bizde kalsın bir oyunu keşke oynasa, o zaman Sinan'ın sesini konuşmayız. Ama benim hayal ettiğim, bana takımın hayal ettirdiği, biz orada yine bir bekleyelimle başlayacağız gibi geliyor. Bekleyeceğiz.
o bekleme sürecini gol yemeden geçirirsen önde de çözersen oluyor iş. Ama Zonguldak'taki gibi penaltı bireysel hata yapınca bu sefer telaş başlıyor. Burada rakip farklı da var ama Hekimoğlu'yla Zonguldak benzer takımlar değil veya Hekimoğlu'yla Gümüşhane. Ben yani kefeye çıktığında her takım sana pallı küllü geleceğini sanmıyorum tabii, Samsun hariç. Yani çünkü sen Mayıs'a FK'sın ve kadro kefeye koyduğunda Samsun'da biz ağır basıyoruz. Yani içeride yine Samsun 2-0'dan sonra açıldı bayağı çok. Mecburen. Geldi. Ama ilk başta da bir taraftarla önde geldi. O sırada çözdün işi. Yani ben Hekimoğlu'nun hadi Patakü'de çıkayım çözeyim tarzından ziyade daha bir sertliği kullanacak. Zaten bizi bozan konu sertlik. Yani konu orada bence bir mücadele oyunu olacak yine. İşte bu tip oyunda da sanki Sinan daha uygun gibi geliyor bana. Ki Serdar'ın müthiş performansına rağmen. Hayır zaten şöyle ki Zonguldak maçında hatırlayın golün asistini de zaten Sinan yaptı o hava topunda. Penaltıyı da zaten Sinan gole çevirdi. O yüzden ben de aynı şekilde Serdar'ın performansından kesinlikle bağımsız şekilde oradaki zemin şartları ve oynayabileceğimiz oyun pasa yönelik olamayacağı için hava topunda etkili olacak Sinan'ın oyuna başlaması gerektiğini düşünüyorum. Ben şunu açıkça söyleyebilirim. Burada Samsun'u yeneriz. Yeneriz yani. O konuda hiçbir tereddütüm bile yok. Sadece bu iki deplasmanda zaten Şanlıurfa Spor'da tabii saygısızlık olmasa ama Şanlıurfa Spor'u da sayma. Dışarıda bir Sarıyer'le oynuyoruz, bir Trabzon'la oynuyoruz. İkisi de çok zor takımlar ve senin söylediğin gibi Trabzon'un bu iki maç arasından en zor olduğunu düşünüyorum. Samsun Spor maçından da zor olduğunu düşünüyorum. Ancak bu hafta yine takımın galip geleceğini düşünüyorum ben. Zorluk derecesinden ziyade burada alacağım bir galibiyet ilerisi açısından sana aynen hem öyle özgüven verir hem oyun anlamında bir güven kazanırsın skorla birlikte. Ama burada bir tökezlersen hep acabayla gidersin deplasmana, o sıkıntı. Yoksa kadro itibariyle Ufuk abinin dediği gibi ligdeki bütün takımlardan daha kaliteli, hele yapabileceklerini kattığın zaman TFF 1. Lig'e damga vuracak bir takım kadrosu var ama kafadaki soru işaretleri olunca oyuncuların ayakları korkarak gittiği zaman sonuçta istenildiği gibi olmuyor. Bunu gördük yani defalarca. Evet. Ben FK'yı noktalamadan önce üçünüze de aynı şekilde Erhan'ı sormak istiyorum. Yani bu hafta gol attığı için değil, sezon boyunca ve burada olduğu yaklaşık bu üçüncü sezonu. Gökhan program öncesinde söylemişti. Bir Süper Lig takımında oynasa hiç sırıtmadan takımı kaldırabilecek bir adam. Ve Manisa Futbol Kulübü'nde hakikaten takımın en iyisi diyebileceğim adam. Ufuk abi ne diyorsun? Yani Erhan'la ilgili küçük bir değerlendirme istiyorum. Çünkü bence takdiri hak eden bir oyuncu. Bir kere müthiş bir karagümrük sezonu var. Yani o sezon düşün bundan 5 yıl evvel falan yani. İkinci ligde. Yine yanılmıyorsam o Serdar Dursun filan bir yıl sonra mı o yıl mı santrafor oynadı o. Almanya'ya döndü santrafor. Ya o kara gümrük takımının ben buradayım diyen oyuncusuydu. Dikkat çekti bir proje takımına gitti 1461'e. 1461'in ne yazık ki teknik direktör, teknik adam seçimlerinde felaket yılları o yıllar. Yani koskoca Trabzonspor'un A takımına hizmet edebilecek oyuncular orada. Ama öyle hocalar seçtiler ki illa futbolcu olsun yani. Eski Trabzonsporlu futbolcu olsun. Şimdi adlarını söylemeyeyim. 3 tane 4 tane üst üste geldi. Hem oyunun hem takımın hem de oyuncuların felaketi oldu. O 3 tane üst üste Trabzon 1461'in TFF 1. Lig, TFF 2. Lig sonrasında da 3. Lig'deki üst üste 4 sezonunda felaket teknik adam seçimleri. Altay'da bir tane sol stoper vardı. O 1461 takımında. Hı hı. Gelmedi aklıma. Onu oynattılar, Erhan'ı oynatmadılar. Ve ben o yıllarda TFF 1. Ligi tek yazan bloğumda belki de tek yazar bendim. Yani o sayfaları açıp da Erhan Kara yazdığında o yıllarda ben hatırlıyorum o blog oynamadığı evet haftalarda dahi nedenin Erhan'ın oynamadığını Manisa'dan soran birisiyim yani. Yani sıradan bir sol bek oynatmıyor. O sol bek cezalı çok kötü oynuyor. Sol stoperi deniyorlar. Erhan birkaç maç oynuyor. Ve anca o yıl Ziraat Türkiye Kupası'nın kupa maçlarında komple forma verdiler. Orada da ben buradayım dedi.
Ama yine söylediğim gibi futbol nasıl kurulduğuna, nasıl bir oyuncularla oynadığına bakmıyor. Ya futbolun temel argümanı evet doğru futbolcular, doğru da teknik direktör. Doğru oyuncu, doğru takım, yanlış antrenör, yanlış teknik direktör olduğunda yani takımın %100'ünü etkiliyor. Ama yanlış takım, doğru teknik adam %60 oradan bir şeyler yapabiliyor. En kötüsü doğru takım, yanlış teknik adam. Yani Eren'i bugün bizim Süper Lig'de seyretmememizin tek nedeni, seyredemememizin esas Eren'in Eren olduğu ve gelişime çok daha fazla açık olduğu, o genç daha yani bir şeyler alabileceği bir teknik adamla o yılların böyle çok yetersiz teknik adamlarla çalışması neticesinde oldu. Manisa Futbol Kulübü'nün de bence poster bir futbolcusu oldu. Neden? Bizde de şöyle bir sıkıntı var. İyiyi, doğruyu alıyoruz ama bir türlü o doğrunun üzerinde bir doğruya da getiremiyoruz. Performans olarak. Yani açık açık söyleyeyim yani. Çok doğru oyuncular, çok doğru zamanlama. Oyuncuların hani kıymetinin bilinmediği dönemde çok doğru teşhisler. Ama o oyuncuları geliştirmekte ya da parlatmakta da çok sıkıntımız var. Tüketiyoruz. Sadece. 3 yıldır tüketiyoruz. Eren da o tüketemediklerimizden biri. Müthiş bir çıkış. Yani birçok takımda oynar yani. Evet. Eğer eklemek istediğiniz bir şey yoksa FK'yı noktalayalım mı? Ya şey açısından hem Erhan'ın hem Mehmet Yılmaz'ın yaşanan şampiyonluklar ve oyun olarak gelişmesinde bu takımın majör oyuncuları olduğunu düşünüyorum. Yani bir on numara, bir santrfor değiller ama alınan zaferlerde öndeki baskılı, iç sahadaki baskılı oyunların hepsinde ikisinde imzası var. Zaman zaman Mehmet Yılmaz'da iniş çıkış oluyor. Erhan'da da özellikle iniş çıkışlı oluyor ama genel itibariyle baktığımızda hep en üst seviyede, hep en istekli oynuyorlar. Özellikle Erhan bağlasan durmayacak bir oyuncu yani. Yani lig başlamadan Manisa Futbol Kulübü diğer kulüplerin neden önünde sağ bekte Mehmet var, sol bekte Erhan var. Aynı şekilde. Bu yani, kadar yani. Uzağa gerek yok yani. Majör oyuncuları bence. Uzağa gerek yok. Sağ bekte Mehmet var, sol bekte hiç kimse de olmayan iki tane bek var. Yok. TFF 1. Lig'de birçok takımda yok. Vallahi yok, billahi yok. Yani Erhan'ı bağlasan futbolun... çıkma desen arka dileğe. Yani günümüz futbol, günümüz futbolun en önemli mevkisi bekler aslında. Evet, modern an, futbolun, çünkü modern özellikle futbolun, de evet. Premier Lig'de. Yani özellikle o alanda şampiyon da... belirleyen Alexander Arnold, yani Liverpool, Klopp, yani üçü bir araya geldiğinde adam 3 yıl evvel yani hayran hayran bakıyor yani. Kim oynuyor diye Liverpool taraftarı 3 yıl evvel. Ama işte Klopp, Liverpool, Alexander Arnold. Yani anlatsalar diyor bana inanmam bu hikayeyi diyor. Aynı şey Van Dijk. Van Dijk. Yani Manchester City en yüksek paraya kimi aldı ya? Stones. Hayır. Neyse aklıma gelmedi. Sol stoper yani en yüksek rakam. Ama Van Dijk'ın geldiği yer yine Klopp, Van Dijk, Liverpool. Müthiş bir yer yani. Evet, yani seviyeyi öyle bir yere koydu. FK'dan yine Liverpool City işine getirdin yani. Öyle, öyle. Ben girmeyecektim ama evet. City izledin mi bu hafta? Yani her hafta izliyoruz ya. Ya şöyle... Özellikle de bu yıl Arnold yani. Uçuyor ya. Bu yıl yani. Hakikaten bu, Liverpool buradaysa, bu seviyeye geldiyse iki tane oyuncu yani özellikle şey Arnold. City daha güzel oynuyor, Liverpool sonuca gidiyor. İşin ilginç tarafı o. Farklı seçeneklerle doğru yere gidiyorlar yani. İki farklı seçenek. Yani City İki farklı yol. Biraz değişik bir yol gidiyor evet. Bu sene. O herkesten farklı zaten. Yani, uzay yolu diyelim onlarınki. Uzay yolu ama değişik, yol çok biraz yıldızlarla şey. Süslü değil gibi bu sene. Evet. Yani evet. Ben Crystal Palace maçını izledim. Kalesi çok kötü. Savunma ve kalesi çok kötü. Ya şöyle o taktik disiplinde ikinci gol yemeleri çok şaşırttı etkisi beni. Etkisi değişmedi de skorlar değişti. Liverpool'daki savunmaya... 2-1'den sonraki oyun duruşu geometrik, asimetrik açısından nasıl bakıyorsun sen? Yani, olacak yani. Tabii bazı takımların öyle... Ama yani bu çok sefer oldu bu sene City'de. İşte City'de şöyle... Onların kimyasını Liverpool Klopp bozdu bence. Aynen öyle. Liverpool'un defansla kalecisini al City'ye koy. Dünyada yenebilecek takım yok bence. Evet. Eren Kara. Eren Kara'dan. Arnold'dan. Evet, Manisa Futbol Kulübü'nü noktalayalım. Manisa Futbol Kulübü önümüzdeki hafta Hekimoğlu Trabzon deplasmanında olacak. Süremizin de sonuna gelmeden hemen Akhisar Spor'u değerlendirelim istiyorum. Çünkü Akhisar Spor'da uzun süre bir ara vermişti. Gökhan sen Akhisar Spor'u değerlendirmeyi çok seviyorsun. Adana Spor gibi küme düşme ihtimali çok yüksek olan bir takımdan 3 puanı alamadı. Ne diyorsun Akhisar'a? Mağlup da olabilirdi. Bankası penaltı pozisyonu var. Değil ama verse kimseye ses çıkartamaz. Arkada kapalı ele geliyor ama top kesiyor. Yani çoğu TFF 1. Lig'deki hakem
deplasman yani iç saha takımına rahat penaltı çalacağı pozisyon. Öyle de bir durum oldu. Yani üretmeyen çok sıkıcı bir oyun oynuyor. İzlerken uyuksun Akisar'ı. Çektar biraz kıpırdadı bu maç. Bir şeyler yapmaya çalıştı. Hep bireysel ama. Yani klasik on numara dedik ya işte biraz önce. Oyun anlamında hiç yok. Ergin Çıkaleş'i başladı. Oyuna o ikilinin etkisi hiç olmadı. Sanki Ergin 10 numara gibi oynamaya çalıştı. Anlamadım yani. İkinci santrafor gibi değil de. Vukseviç sol bek oynuyor. Yani Mehmet Hoca üretmekten ziyade eldekini de tüketiyor. Bu gidişle işleri zor. Yani herkeste bir toparlanma var. Hiç olmayacak dediğin Adana Demir bile yine güçlü bir transfer takviyesiyle bir havaya girdi. Evet, yani ben onlar geliyorlar. Hoca olarak pek Uğur Hoca'ya son zamanlarda bir şey yaptığına inanmıyorum. Hani başarılı olacağına inanmıyorum ama onlar bile toparlandı. Bursa Spor toparlandı. Sen kıpırda biraz azıcık ya. Kıpırda yani. Bir şey yap. Hep popülist şeyler. Transfer yapmasak da olur. Güçlü kadroyuz. Burada başlıyoruz. Çok tribüne oynuyor. Yani bir senedir falan en çok bankası Ersun Hoca oynuyor tribüne. Süper Lig'de. Evet, Ersun Hoca çok o bilimsel oynuyor. Adam gitti. Şey geldi yani. Taraftar bilmem ne. Bu taraftar bunu hak ediyor. Şunu yapıyor. Onu yapıyor. Mehmet Hoca da öyle. Taraftarımızı mutlu edeceğiz. Maça bekliyoruz. Yönetimi koruyucu. Transfer yapmasak da olur. En güçlü adayız. Yani anlamak mümkün değil. Sait Hoca da böyleydi. Abdullah Mergen'i konfile edeceğim diye. Son takımdan kovuldu en son. Evet. Hoca kendini ihanet ediyor. Hem oynattığı topla. Akisar böyle giderse bankası playoff dışında bile kalma ihtimali var maalesef. İlk iki rahat olur dediğim takım. Yani çok sıkıcı oynuyor. Bir şey oynamıyor. Bir şey yapmayı denersin olmaz. Mesela İstanbulspor bir şey yapmayı deniyor. Ya 3-2 kazanıyor ya 5-0 mağlup oluyor. Deniyor. Eskişehir bir şey deniyor. Akisar hiçbir şey denemiyor. Duran top olacak, bir şey olacak. İşte uzaktan çektar vuruyor. Buran işi çözecek. Öyle olursa TFF birincilikte çözemediğin zaman dinamik de bir takım değilsin, yaşlısın. Sonuca gidemiyorsun. Yani artık şaşırmıyorum. Çok şaşırıyordum. Pek de yani Akisar maçlarını izlerken de keyifli televizyon maçına geçmiyorum. Çünkü bir numara yok. Aynen öyle. Yani bir de orada ihale sanırım Eray Atasevin'e kesildi. Onu da göndermişler diye duydum. Bu hafta zaten kadroda yoktu. Mahmut sen neler düşünüyorsun? Eray'lık, Ahmet'lik, Mehmet'lik iş değil. Oyun yok ortada. Aynen öyle. Mahmut? Ya Adana Spor'a ligin en kötü takımı, hani bu sezon Akisar Spor'un karşılaşabileceği en kötü takımı derken, kadro olarak değil ama oyun olarak da hakikaten Eskişehir'in, son sıradaki Eskişehir'in bile çok gerisinde. O anlamda söylemiştim. Yani Bolu'yla yarışırlar ya. Bolu'yla yarışıyorlar. Ki öyle de yarışıyorlar zaten. O zaman hoca sağ olsun. Eray konusuna gelir. Yıldızlar hiç barışmadı zaten hocayla Eray'ın. Hani evet. Biz bir programda söyledik yani. Sağ önde Vrsaljevic oynamaz, Eray oynar demiştik ama Vrsaljevic sol bek dahil her yerde oynadı. Ama bu takımda Eray oynayamadı. O da yani muhtemelen hocanın kafasında bir şey var. Bir plan var veya bir kalıp var. Eray'ı düşünmedi adam hiç. O yüzden de gitmesi Eray açısından en azından kariyer planı. Yani burada oturarak vakit harcayacağını en azından yeni bir maceraya atılır. Akisar Spor düşüşte. Yani öyle bir düşüşte ki playoff şansı bile artık çok zor. Hep burada mali sıkıntısı olmayan, kâr eden Süper Lig'de, kâr eden Ender Kulüp diye örnek gösterdiğimiz Akisar Spor bir anda borçlu kulüp oldu. Transfer yasakları yedi. O işin aslında bence sorgulanması gereken en önemli kısmı. Yani nereye gitti o paralar? Yani sormadan edemiyor insan. Evet. Yani 5,5 milyon euroluk bir Niyase transferi var Gökhan. Hayır, daha geçen sene Avrupa'ya gittiler zaten. Böyle bir para hiçbir Anadolu takımında satmadığı yok. Satmadığı oyuncu yok. Güray'ından tut. Her Rodeagas'ına. Ömer Bayram'dan dahi para kazandılar. Yarın para sezon kazandı kontratı yani. Bitik vardı. Oyuncular alıp parayı çevirdiler. Yani Süper Lig'de o hani kar zarar kısmında hani en çok kar eden kulüplerden biriydi. Bir anda transfer yasakları ve bunu açmakla uğraşan bir takım haline geldi. Bu da
irdelenmesi gereken bir konu. Yani bu takım bu hale nasıl geldi? Ama oyun olarak hakikaten bir düşüşteler. Ben Bursa Spor'u söylerken sezon başında hani ilk iki adaylar arasında yani Bursa Spor bir camia ve halen daha transfer yapıyor. Transferi hemen açabilen bir camia. Onların da transfer yasağı vardı ve sezon öncesi sanırım bir hafta, 2-3 gün kala transferi açtılar ve birçok oyuncu buna Seleznov dahil birçok oyuncuyu lisansını çıkardılar ve devre arasında da bu şeyi devam ettiriyor ve camia yani hala ilk iki aday arasında şu an -3 cezası olmasa ikinci olursa ama Akhisarspor'un bu oyunla, bu kadroyla, Mehmet Hoca'nın bu anlayışıyla işi zor. Bu durumda da ilk gidecek hoca, yani ilk gidecek kişi Mehmet Hoca. O yüzden Mehmet Hoca'nın bir şeyler yapması lazım artık. Ve yönetimin de transfer tahtasını açması lazım. Biraz şovenist oluyor. Ben bu kadroyla da devam ederim. Yani hocanın kafa karışıklığı, son şunu ekleyeyim. Musa Nizam sol stoper, sol bek oynayan bir oyuncu. Onu stoper oynatıyor. Vukcevic gibi sağ beki sol bekte oynatıyor. Tolga gibi iki senedir bence hiçbir şey yapmayan bir sağ bek koyuyor. Onu bıraktım. Deniz Spor'da önemli işler yapmış Alperen. Hem stoper hem sağ bek oynuyor. O yedek başlıyor. Hocanın bana kalırsa sezon başı kadro planlamasında yazacağı ilk 2-3 oyuncudan biri Erhan, yedek başlıyor. Hoca da bence şu an ne yaptığını bilmiyor. Yani takım işi Buksevic'i sola atıp Musa'yı stoperde başlaması falan bütün taşları değiştiriyor ama oyun olmadığı için, yani Ahmet oynamış, Mehmet oynamış, Veli oynamış, sonuç değişmiyor. Ufuk abi, süremizin sonuna geldik ama bir dakikada hemen senden bir kısa bir Akhisar alacağız. Çok endüstriyel olmuş demiştim hoca, yani gerçekten çok endüstriyel olmuş. Neye göre? O bildiğimiz Alanyaspor hikayesine göre çok endüstriyel. Şimdi öyle bir kadro var ki ben her takımda isterim, yani Süper Lig takımlarında isterim. Alperen Babacan'ın bir sezonu var sağ bekte. Normalde stoper bir oyuncu. Denizlispor'da Ümit Milli Takım'da oynadı o yıl. O performans. Süper Lig'e çıkan. Yok, Süper Lig'e çıkmadılar da. Çıkmadılar. Ha. Trabzon falan ilgilendi sağ bek olarak sağ, yani herkes. Sağ bekin olmadığı sezonlar müthiş bir sağ bek. Öyle böyle değil. Öyle bir sezon geçti yani. Çok uzun zamandır çıtayı öyle bir yere koydu. TFF birincilikte öyle bir sabit performansı yok. Uzun size olarak da dezavantajlı olmasına rağmen müthiş oyundu. Evet, yani. Daha bekler, daha kısa. Şimdi Vursevic'i kim istemez yani? Birçok Süper Lig takımında oynar. Burhan öyle, Çektar %100 öyle. Ergin Keleş TFF birinci ligin. Yani eğer oyunu ona göre kurabilecekse. Aranan oyuncusu. Aranan oyuncusu birçok takımda hala iş yapar. Taha çok beğeniyorum. Hala yaşı biraz ilerlese de hala aynı enerjiye sahip. Onur Ayı'yı biz Süper Lig'de, ya bu adam yani hiç sektirmeden oynayan bir adamdı yani, Süper Lig'de sıkıntısı yoktu Onur'un. Niye oynadı demiyordun yani. Yani kötü oynamıyordu hiç. Bienerson öyle. Çikaleş'i bence Avrupa'nın birçok üst seviye kulübünde santrafor oynayabilecek bir oyuncu. Erhan Çelenk öyle. Rotman'a zaten söyleyecek fazla bir şey aynen yok. Aynen öyle. Bunlar yani Süper Lig'de hangi takımda olsa oynarlar. Bu yaklaşık 11-12 kişi. Kaleci Gökhan? Ben onu bir şey diyemem. Ama hiç olmaması gereken oyuncular var. Uğur, Muhammed Reis, Musa Nizam, Tolga. Yani çok olması gerekenler varken hiç olmaması gerekenler de var. Yani çok iyi oyuncular olmalarına rağmen birbirini tamamlayan oyuncular mı bunlar? Değil. İşte kadro planlaması dediğimiz şey, iyi oyuncuyla iyi takım kurmak aynı şey değil. Birbirini tamamlayan, hocanın da aklındaki oyunun oyuncuları olabilecek, birbirleriyle uyumlu, birlikte hareket edebilecek bir takım. Şimdi senkronizasyondan çok bahsettik. Akhisar dengesini kaybetti, senkronizasyonunu kaybetti ve bütün kulübün anahtarını hocaya verdi. Evet. Kulübün anahtarı hocada. Mehmet Hoca ne yaptıysa bu takım o. Bu Akhisar kulübü, ne kadar Mehmet Hoca o kadar Akhisar Spor bu sezon. Mehmet Hoca da çok kötü. O yüzden de Akhisar Spor'da o kadar kötü. Allah'tan yani sağlıklı bir yönetim yok. Oyuncu transferlerine hiç karışmadılar. Eldeki oyuncularının kıymetini bilmediler. Yani sen bir kulüpsen diyeceksin ki kardeşim ya Alperen Babacan, ben bu oyuncuyu hem oynarken görmek istiyorum hem ben bu oyuncuyu satacağım ya. Satacaksın. Süper Lig'deki oyuncuları yani lig takımlarına o satacağım. O takımda ilerisi açık satılabilecek tek oyuncu Alperen Babacan. Mehmet Zeki mi Alperen mi? Alperen daha önünde işler yaptı Türkiye'de.
Mehmet Zeki şey, Fransa'da Lille'de. Evet. Yani o performansa aday bir oyuncu. Çok dağınık hoca. Kulüp bence inanılmaz dağınık. Bu kakava halden yani doğru bir şey beklemek zaten ilk haftadan beri çok mümkün değil. İnşallah transferi açamazlar. İnşallah açamazlar. Çünkü hala hocanın ağzının içine bakıyorlar. Hiçbir planlamaları yok. Hiçbir arşivleri yok. Hiçbir çalışmaları yok. Kulübün şu anda yani uzun zamandır yok ama bu yıl hiç yok. O yüzden inşallah açamazlar transferi. İnşallah hoca o organik Mehmet Hoca'ya döner. Hiç olmazsa bu kadroda yapabileceklerinin en doğrularını yapmaya başlar. Yani ilk devre 4-4-1-1 bence oyun. İki santraforla oynuyorsun. Ama hiç öyle bir görüntü yok. 4-2-3-1 gibi göründüler. İlk devre Adana yani bayılttı. İkinci devre bir oyuncu değişikliği. Ergin çıktı herhalde. Normal 4-2-3-1'e döndüler. Çekler 10 numaraya geldi. Oyunun şekli şemali değişti. Ha bu çok iyi bir oyun mu oldu? Hayır. Ama hiç olmazsa Adana deplasmanında Adana Spor'u yenebilecek kadara geldi. Yani ilk devreyle ikinci devre siyahla beyaz kadar farklı iki oyun. Direkten topları döndü oyunu. Aradaki tek fark bir tane oyuncu tercihi hocanın. Bu seviyedeki bir hoca bu kadar bir 45 dakikayı yememeli yani. Hoca kendi kadar hiç olmazsa olsun. Yani hocadan bizim Akhisar Spor'a yapacağı etkiyi bir kenara bırakalım. Zarar vermese zaten ölüsü yok ya. Yok burada 6. takım yok ya. 1-2 çıkıyor. 3-4-5-6 yok yani. İstese Akhisar 7. olamaz bu ligde. İstese olamaz yani. Evet, çok iddialıyım bu konuda. Olamaz. Bir de çok düşüş yaşayan takımlar yani. Var. Yani Balıkesir ipi çekmiş bitti. Gibi. Bitti. Hepsi Bolu'su bitti var. Adana'sı var. Bir yani. Bitti. Ama Adana'ya katılmıyorum. Adana düşmeyecek bence. İyi transferler yaptılar. Eskişehir rezil bir futbol oynadı. 90 dakikada 8-0 olacak maçı. 1-0 kazandılar. Ben ömrüm boyunca çok uzun zamandır böyle bir maç seyretmedim. Çok kötü. Orada da o işte Milinkovic, Sedika 3-4 oyuncu yabancılar gittiğinde bütün etki bitti. Bizim program da bitti. Evet, Akhisar'la beraber programımızı noktalayın. Biraz da süremizi açtık ama güzel bir muhabbet olduğunu tahmin ediyorum. Sizler için de umarım keyifli geçmiştir. Önümüzdeki hafta tribünde yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.